Nijer'de bir devrin sonu. Macron Nijer'i suçlamıştı. Türkiye-Sudan görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Dev anlaşma Türkiye topyekün Sudan'da. Havelsan'ın kamikaze idası Çaka için kritik süreç başlıyor. Miçotakis-Erdoğan görüşmesi öncesinde Dendias-Limni adasından bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz çıkışı dünya basınında. Rusya'dan Akdeniz hamlesi, Hafter'den liman istediler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Nijer'deki askeri juntanın ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdığı Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Sylvain Itte'nin rehin alındığını açıklamıştı. Bugün Nijer'de bir devrin sonu olarak Fransa'nın Nijer Büyükelçisi protestolar arasında elçilik binasını terk etti. Nijer yönetimi bir süredir elçiliği abluk altına almış ve yiyecek girişini engellemişti. Öte yandan Nijer'de protestocular Fransız askerlerinin geri çekilmesini talep ediyor. Nijer'in yeni askeri hükümetinin Avrupalı askerlerin ülkeden çekilmesini talep etmesinden iki hafta sonra göstericiler Nijer'in Niamey kentindeki bir Fransız askeri üssünün önünde toplandı. Burkina Faso ise Fransız savunma ateşlisinin ülkeden ayrılmasını emretti. Yerel basında çıkan haberlere göre Burkina Faso, devlete karşı yıkıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Fransız Büyükelçiliğinin savunma ateşlisine ülkeyi terk etmesi emrini verdi ve bunu yapması için iki hafta süre tanıdı. Defense Arabia savunma sitesinin haberine göre Katar merkezli El Cezire, Sudan'ın daha fazla Türk insansız hava aracı satın almasını da içeren yeni Türk-Sudan anlaşmalarını ortaya çıkardı. El Cezire, Kor General Abdülfettah El Burhan'ın Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında Sudan Egemenlik Konseyi'ne yakın kaynaklardan yeni ayrıntılar aktardı. El Cezire'nin haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, El Burhan ve Erdoğan'ın güvenlik, savunma, imalat ve askeri eğitim alanlarında anlaşma ve mutabakat zaplarını devreye sokma konusunda anlaştıklarını söyledi. Kaynaklar Sudan'ın, Sudan ordusunun bir grubunun sahip olduğu Türk yasından daha fazla satın alması, kullanım eğitimlerinin genişletilmesi, özel görevler için kuvvet eğitimi verilmesi, Sudan savunma sanayinin geliştirilmesi ve cihaz, teçhizat ve ağır silah konusunda yeterliliğin sağlanması gibi anlaşmaların yer aldığını ifade etti. Silahların Afrika ve Arap ülkelerine ihraç edilmesi ve yerel olarak üretilen Sudanlı Zajjal insansız hava araçlarının geliştirilmesi de buna dahil edildi. Aynı kaynaklar Sudan-Türk Anlaşması'nın aynı zamanda Ortak Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yeniden canlandırılması, güvenlik işbirliği, bilgi ve uzmanlık alışverişi ve kaynakların açıklamayı reddettiği çeşitli dosyalardaki koordinasyonu da içerdiğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türk istihbarat şefi olduğu dönemde Ocak ayı ortasında Hartum'u ziyaret ederek El Burhan'la görüştüğünü ve kendisiyle Sudan ve bölgeye ilişkin hassas nitelikteki dosyalar hakkında görüştüğünü belirtti. Geçen Mayıs ayında Erdoğan, El Burhan'la yaptığı telefon görüşmesinde Ankara'nın Sudan'da devam eden çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak çatışmanın taraflarından hiçbiri bu girişime resmi olarak yanıt vermedi, ifadeleri yer aldı. Defense Arabia'nın bir başka haberinde ise Tayvan 160 adet Türk yapımı İHA satın alıyor denildi. Habere göre Türk şirketi FlyBloss Teknoloji, İngiliz ortağıyla birlikte Tayvan'ın önemli havacılık ve teknoloji şirketlerinden biri olan Tayvanlı Geosats Aerospace Teknoloji Şirketi ile 160 adet Çakal İHA satışı üzerine mutabakat zaptı imzaladı. İlk Çakal, Ekim 2022'de Birleşik Krallığa ihraç edildi ve daha fazla uçağın Tayvan'a ihraç edilmesi planlanıyor, ifadeleri kullanıldı. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Çaka Kamikaze insansız deniz aracı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çaka için kritik süreç başlıyor. Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen DSEİ 2023 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı sırasında Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar değerlendirmelerde bulundu. İlk kez uluslararası bir etkinlikte sergilenen Çaka Kamikaze insansız deniz aracına değinen Nacar, Çaka prototip çıkarma aşamasında. Yıl sonuna kadar ilk prototipi çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonra saha testleri yapılacak. Testlerden sonra da üretime geçme aşaması gelecek. Saha testleri gerçekten önemli. Orada göstereceği performans, sahanın ihtiyaçlarını karşılaması o testlerde ortaya çıkacak. İstediğiniz kadar mükemmel ürün de tasarlasanız sahada mutlaka değişiklikler ve talepler oluyor. Bunlar da gerçekten yerinde talepler oluyor. Bu bağlamda iyi bir tasarıma doğru gideceğimizi söyleyebiliriz dedi. DSEİ 2023 fuarına değinen Nacar. Burası Avrupa'daki en büyük savunma ve havacılık fuarı. Bizim İDEF'te kendi ülkemizin yeteneklerini sergilediğimiz fuarda aldığımız geri dönüşlerle burada globalde ürünlerimizi çıkarabiliyor olmak bile savunma sanayimizin geldiği nokta açısından önemli bir şey. Buralarda onlarla yarışabilecek ürünleri sergilemek kolay bir şey değil.
hem ilişkileri ilerletme açısından hem de bize duyulan güveni ilerletmek açısından burada bayrak göstermek savunma sanayimiz adına önemli ifadesini kullandı. Başbakan Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde sahneye yine Dendias çıktı. Bu defa da Libni Adası'ndaki bir konferanstan Türkiye'ye mesaj gönderdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin New York kentinde 20 Eylül tarihinde Başbakan Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde Lozan Antlaşması ile ilgili oldukça dikkat çekici bir konuşma yaptı ve Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dendias, Libni Adası'nda düzenlenen Lozan Konferansı ve 100 yıl sonraki kararları temalı konferansta yaptığı selamlama konuşmasında Lozan Antlaşması geçerlidir ve kararlı bir şekilde geçerli olacaktır. Son kullanma tarihi yok, revizyon tarihi yok ifadesini kullandı. Dendias konuşmasında özetle şunları söyledi. Lozan Antlaşması, ulusal sınırlarımızı uluslararası sözleşme çerçevesinde kesin olarak güvence altına alarak toprak bütünlüğümüzün ve siyasi güvenliğimizin garantisidir. Çok az uluslararası anlaşma Lozan Antlaşması kadar uzun ömürlü olmuştur. Bu her şeyden önce sınırları düzenleyen, uluslararası meşruiyet üreten bir metindir. Ve bu meşruiyet tarihsel kalıcılığı gerektirmektedir. 1923-2023 yılları arasında Yunan-Türk ilişkileri düzeyindeki dengenin uluslararası hukuki yansımasını da temsil etmektedir. Antlaşmanın hükümleri sadece Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ilgilendirmiyor. Daha geniş jeopolitik öneme sahipler. Lozan Antlaşması geniş bölgedeki devletler arasındaki ilişkilerin temeli olmaya devam edecektir. Uluslararası toplumda hiç kimsenin antlaşmayı sorgulama düşüncesine izin verilmiyor. Çünkü hiç kimse sınırların değişmesini hayal edemez. Uluslararası toplumun her türlü modern revizyonist eğilimi kınanmasının nedeni de budur. Lozan Antlaşması, İtalyan-Türk anlaşmaları ve Paris Antlaşması Yunanistan'ın tüm adalar üzerindeki egemenliğini tam ve açık bir şekilde garanti etmektedir ve yanlış yorumlanmaya açık değiller. Özellikle Libni için 12. madde Yunanistan'ın Libni üzerindeki egemenliğini mühürlüyor. Ama aynı zamanda Semadirek, Midilli, Sakız Adası, Samos ve Ahikarya tamamen Yunan ulusal gövdesine entegre olmuş adalar. Lozan Antlaşması sancılı bir dönemde imzalandı ancak yine de bu, Türk-Yunan ilişkileri açısından gelecek için tamamlayıcı bir rehber ve bölgede istikrar için bir faktördür. Kaldı ki anlaşmaya katılan tarafların uluslararası hukuk ilke ve kurallarıyla antlaşmalar hukukuna saygı duyması yeterlidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz açıklaması dünya basınının ilgi odağı oldu. İsrail medyası Jerusalem Post, Erdoğan gerekirse Türkiye'nin ABD'den ayrılabileceği konusunda uyardı ifadesini kullanarak, Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada AB Türkiye'den kopmaya çalışıyor. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yapacağız ve gerekirse AB ile yollarımızı ayırabiliriz ifadelerini aktardı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta başında yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu raporunun asılsız iddialar ve ön yargılar içerdiğini ve ülkenin AB ile ilişkilerine sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım sergilediğini hatırlattı. Arap medyası Şarkulavsa ise Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini değerlendiriyoruz. Bundan vazgeçebiliriz başlığıyla duyurdu. Uzmanlara göre 13 Eylül'de Avrupa Birliği'nin kabul ettiği 2022 Türkiye raporu Ankara-Brüksel hattındaki normalleşme çabalarını akamete uğratıyor. Zira raporda Ankara'nın gıda güvenliğinin küresel düzeyde sağlanmasına yönelik katkıları övülüp Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da kilit bir ortak olduğu vurgulanmasına rağmen mevcut koşullarda Türkiye'nin birliğe katılımının mümkün olmadığı ifade ediliyor. Elbette bu durum son dönemde ortaya çıkan işbirliği arayışına gölge düşürür nitelikte. Anakasa uzmanı Dr. Doğacan Başaran son gelişmeleri değerlendirdi. Esasen Türkiye'nin önünde iki temel engel var diyen Başaran, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üyelik sürecinin işlemesi için fasılların açılması ve çeşitli müzakerelerin yapılması gerekiyor. Fakat bu iki aktör Türkiye ile yaşadıkları ihtilafları bu konuda kullanmakta ve çeşitli fasılların açılmasının önünü kapatmakta. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın AB raporuna tepki gösterdiği bildiride vurguladığı gibi Türkiye'nin AB üyeliğinin önü az sayıda aktörün çıkarları ve hırsları için kurban edilmek isteniyor. Bu noktada sorulması gereken soruysa Türkiye'nin mi AB'ye yoksa AB'nin mi Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyduğudur. İronik olansa çok kutuplu dünyanın bir kutbu olmayı isteyen AB'nin ABD ile yaşadığı ihtilaflara paralel olarak Türkiye ile ilişkilerine mesafe koyması. Aslında karar vermesi gereken aktör AB. Washington'ın kıta Avrupası üzerindeki hegemonyasının devamını mı istiyorlar yoksa yeni bir yol mu arıyorlar? Eğer ikincisi ise Türkiye ile çalışmak zorundalar. İlki ise Ankara zaten seçeneksiz değil. Türkiye, güç merkezleri arasındaki dengeleri gözeten çok yönlü ve çok boyutlu bir diplomasi anlayışına sahip. Bir yandan Çin'le kuşak yol projesinde orta koridoru merkeze alan
İşbirliklerine yönelen Ankara, diğer taraftan da enerji bağımsızlığının sağlanması, enerji merkezine dönüşmesi, hava savunma sistemleri ihtiyacının karşılanması ve çeşitli krizlerin yönetilmesi gibi hususlarda Rusya ile çalışıyor. Bunu yaparken de bir NATO müttefiki olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Ankara çok yönlü dış politikasının bir yönünün de AB olması arzusunda. Fakat bu arzu bir zorunluluk ve bağımlılık durumunu barındırmıyor. Dolayısıyla AB'nin Türkiye'yi kaybetme anlamına gelebilecek her adımının somut bir karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Akdeniz'deki etki alanını genişletmek için bazı adımlar attığını yazdı. Haberde Moskova yönetiminin NATO'nun arka bahçesi olarak görülen Akdeniz'de etkisini artırmak için Libya'daki bir limanı Rus savaş gemilerine açmaya çalıştığı ifade edildi. Hafter'e bağlı silahlı güçlerin Facebook hesabından yapılan açıklamada aralarında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek, Yevkurov'un da olduğu bir grup Rus yetkili 3 hafta önce Libya'nın doğusunu kontrol eden güçlerin lideri Halife Hafter'le bir görüşme gerçekleştirdi. O açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmemişti. Wall Street Journal'daki habere göre görüşmede Moskova yönetimi, Bingazi veya Tobruk'taki limanlardan birine erişim izni isteyerek limanların uzun süreli kullanım hakkını talep etti. Rusya'nın limanı, savaş gemilerinin yakıt tedariki ve bakımı için kullanılacağını Hafter cephesine ilettiği kaydedilen haberde Moskova'nın limanda personel bulundurup bulundurmayacağı belirtilmedi. Hafter tarafının Rus heyetine liman kullanımı konusunda ne yanıt verdiğinin de bilinmediği ifade edildi. Wall Street Journal'ın aktardığına göre diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan ABD'li bir heyette bu ay içinde Libya'ya bir ziyaret düzenlemeyi planlıyor. İddiaya göre Amerikan heyeti Hafter'le görüşerek onu ülkedeki Wagner güçlerini sınır dışı etmeye ve rakip örgütlerle birleşmeye ikna etmeye çalışacak. Moskova'nın Hafter'le yaptığı görüşme ABD ve Rusya'nın Afrika'da nüfus savaşı verdiği bir dönemde geldi. Rusya kıtadaki etkisini derinleştirerek ABD'yi devre dışı bırakmak isterken Washington yönetimi ise Rusya'yı izole edebilmek için Afrika ülkelerine Batı İttifakı'ndan yana tutum takınmaları için baskı uyguluyor. 2008'de Kaddafi yönetimi Rus gemilerine liman erişimi için Moskova'ya teklif sunmuş ancak Kremlin o dönem bu öneriyi kabul etmemişti. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.